Bir kere öncelikle düşüğün çoğu zaman nedeninin bebeğin sağlıksız olduğu gerçeğini kabul etmemiz lazım, bilmemiz lazım daha doğrusu. Düşük aslında doğum kadar doğal bir olay. Düşüğün esas amacı, çoğu durumdan bahsediyorum, hepsinden bahsetmiyorum. Sağlıksız bebeği dünyaya getirmenin engellenmesi. Doğum, sağlıklı bebeği dünyaya getirmenin sağlanması. Düşük de sağlıksız bebeği dünyaya getirmenin engellenmesi, anne adayına sağlıklı bebeğin yolunun açılması. O yüzden de bir kere düşük, acaba gerçekten engellenmesi gereken bir olay mı? Çoğu durumda değil. O yüzden de eğer bir bebek sağlıklıysa cinsel ilişki gibi basit bir nedenle düşmesini beklemeyiz. Ama tabii ki bunun istisnaları var. Nedir bunlar? İşte rahim ağzı yetmezliği dediğimiz durum. Bu rahim ağzı yetmezliğinde rahim ağzı genişleme ve açılma eğilimindedir. Bebeği oradan birden atma eğiliminde olabilir. Onun dışında tüp bebekte sonuçta suni olarak meydana getirilmiş bir gebelik olduğu için ilk 3 aylık dönemde cinsel ilişkiye bağlı düşük söz konusu olabileceği için zaten çoğu anne adayı da kıymetli bir bebek olduğu için bu zor elde edilen bir gebelik olduğu için ilişkide bulunmaz ama düşüğe neden olabileceği için biz de tüp bebekte önermiyoruz. Onun dışında kanaması olan, düşme tehlikesi olan anne adaylarında da yine ekstra bir önlem olarak ilişkide bulunmamasını tercih ediyoruz. Onun dışında da cinsel ilişkinin düşüğe neden olduğuna direkt olarak cinsel ilişkiye bağlı düşük diye bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Şunu ben size söyleyebilirim. Bizim eğitim verdiğimiz ve de eğitim gördüğümüz kitaplarda düşük nedenleri arasında hiçbir zaman cinsel ilişkide bulunmak diye bir ibare yer almaz.